Merhabalar. Bobcat V33 eğitim setimizin bu bölümünde ölçüm unsurunu işleyeceğiz. Ölçüm bölümünde yer alan ölçümlendirme komutlarından otomatik ölçümlendirmeyi görüyoruz arkadaşlar. Otomatik ölçümlendirmeye girdiğim zaman alt sekmelerinde yer alan oluşturma seçeneklerinden yatay, dikey, diğer ölçü, radyüs, açı ve nokta şeklinde farklı farklı ölçümlendirme yöntemleri yer alıyor. Burada gördüğümüz gibi ölçülendirmede font var. Bu font bizim girdiğimiz bir ölçünün yazı karakterinin Windows şeklinde mi yoksa Bobcat'in kendi yazı stilleri, yazı fontlarından mı olması gerektiğini burada bize seçimini sağlıyor arkadaşlar. Hemen küçük bir örnek yapalım. Buradaki yükseklik ise benim ölçüm yaptığım yani ölçümlendirmemin buradaki yazı karakterinin yüksekliğini, büyüklüğünü gösteriyor. Bu kenarımı şu şekilde ölçtüğüm zaman şu anda buradaki ölçümü 10 dediğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki benim ölçmüş olduğum kenarımın değeri karakteri büyümüş oldu. Buradaki karakterin yazı stilini buradaki Windows yazı fontlarından ve Bobcat'in kendine ait olan yazı fontlarından değiştirebiliyorum. Daha sonra ölçülendirmede bizim seçeneklerimiz, alternatiflerimiz olarak ölçülendirmenin ondalık mı yoksa ondalık kesrini burada belirtiyoruz. Daha sonra ölçülendirmenin burada ölçeği var arkadaşlar. Şu anda bir ölçekli. Bunu 2 dediğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki kenarımın ölçüsü 2 katına çıkmış oldu. Bunu her zaman bir yapmam daha sağlıklı. Ekstra sıfıra geldiğim zaman da ekstra sıfır komutunu aktif ettiğimde ölçümümün en son değerine bir sıfır daha ekliyor. Burada toleranslarım yer alıyor. Benim tolerans değerim, hassasiyetim tek tek, simetrik şu şekilde ya da özel bir tolerans değeriyle burada girebiliyorum arkadaşlar. Özel tolerans değerlerimi, tek olan tolerans değerimi ve simetrik olan tolerans değerimi burada yani hem artı değerde hem eksi değerde buradaki tolerans değerlerimi yazıp tekrar buradan ondalığını ayarlayabiliyorum. Tekrar burada da sıfır ekleyebilirim. Daha sonrasında metin ayarlarım. Burada yani metin dediği buradaki benim ölçüm değerimin ölçümümün önüne ve sonuna bir yazı eklenmesi gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Mesela buraya sağ yazdım. Benim değerimin başına bu yazdığım metin geldi. Postet kısmı da şu şekilde sol yazdığımda en sonuna yani değerin buradaki değer metninin en sonuna yazdığımı ifade ediyor. Burada metin oryantasyonundan şu şekilde yön ayarı verebiliyorum arkadaşlar. Daha sonra benim oklarım ölçülendirme yaptığım yerdeki kenarın burada belirttiği değerin oklarını bu şekilde ayarlayabiliyorum. Sol ve sağ olmak üzere ok stilleri var arkadaşlar. Bunları hem iç hem de dış olmak üzere bu şekilde farklı farklı ayarlayabiliyorum ve bu okların uzunluk ve genişliğini buradan tekrardan değiştirip ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bunların pozisyonu yani okların pozisyonu sadece sol tarafta mı? Sadece sağ tarafta mı yoksa hiç ok olmayacak ya da her ikisinde de ok bulunacak mı? Bunları buradan ayarlayabiliyorum. Onayladım. Şimdi diğer kenarlarımın ölçülerini vereyim ve bunları görelim. Bu kenara ölçü verdiğimde görmüş olduğunuz gibi benim burada girdiğim değerler mevcut kaldı. Ben şu an tolerans girmek istemiyorum ve metin ayarımdan metin oryantasyonumu bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında buralara da bir şey yazmak istemeyeceğim. Sadece değer gireceğim. Evet, burada yine tekrar görmüş olduğumuz gibi oklarımın az önce ayarladığım şekilde buraya tekrar geliyor. Onaylıyorum. Buradaki dairemin
ölçüsünü dairemin şöyle herhangi bir kenarına tıkladığım zaman da çapını bana bu şekilde veriyor. Mouse'umu bu şekilde hareket ettirdiğimde değer metnimin nerede bulunması gerektiğini konumlandırabiliyorum. Onayladım. Daha sonra buradaki yuvamın şu iki kenar arasındaki mesafesini ilk önce buradaki kenarımı seçiyorum. Daha sonra gelip buradaki kenarımı seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi aradaki mesafeyi 40 milimetre olarak verdi bana. Bu şekilde ölçülerimi girebiliyorum. Evet, bu videomuzda ölçüm bölümünde yer alan otomatik ölçülendirmenin nasıl yapıldığını ve ölçülendirmedeki karakterlerin boyutlarının, yazı stillerinin nasıl değiştiğini işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.